Merhaba sevgili izleyicilerim, nasılsınız? Bugün 10 Eylül 2020 ve bugün gökyüzünde Ay İkizler Burcu'nda olacak. Bütün gün Mars Retrosu başladı artık. Ve Ay'ın İkizler Burcu'nda seyrettiği günlerde zihinsel olarak inanılmaz aktif oluruz. Daha çok düşünceler dile gelir. Yakın çevremizde daha fazla irtibat içinde oluruz. Bugün yine özellikle de tabii Ay ve Güneş'in sabahın ilk saatlerinde bir karesi var. Öğleden önce diyelim. Ay da İkizler Burcu'nda olduğu için iletişim kurduğumuz alanlarda biraz dikkatli olmamızı önereceğim size. Çünkü Ay ve Güneş kareleri işte eril ve dişil enerjinin birbirlerine ters yansımasıyla bulunan ortamlarda, toplantılarda, görüşmeler olabilir. Karşı cinsle olan ilişkilerimizde, konuşmalarımızda kendimizi ifade etmek zor olabilir. Karşı tarafla aynı dili konuşmayabiliriz. Önemli bir proje sunumu mesela bir toplantıda da yine bu saatleri tercih etmemenizi tavsiye ediyorum. Yani günün ilk yarısı biraz zorlu gözüküyor. Günün ikinci yarısında ise saat 15 sıralarında bu sefer Ay'ın Neptün'le bir karesi var. Ay Neptün etkileşimi olduğu zamanlar duygusal olarak çok fazla uyarılırız. Daha fazla empati yaparız. Biraz daha aslında melankolik de saatler diyebilirim. Ancak Ay Neptün'e hani sert açılarında genellikle unutkanlık, dalgınlık, buna benzer konularda zihinsel olarak bir dağılma yaşatacağı için yine bu saatlerde önemli işlere karar vermemek daha doğru olabilir. Özellikle tam saati söyleyeyim. 15-16'da kesinleşiyor. Bu saatlerde dikkatli olunması gerekiyor. Ama meditasyon için, dua etmek için, herhangi bir konuda bir arınma için oldukça güzeldir. Bunu söylemek istiyorum. Ve bugün gün boyu etkili olacak tabii Ay'ın hem Neptün'le hem Güneş'le zorlayıcı açıları. Yine otorite figürü dediğimiz kişilerle. İçsel olarak da bazı huzursuzluklar yaşayabiliriz ama burayı kurtaran bir açımız var, hala bugün de etkili. Güneş'in Jüpiter'le o büyüten iyicil etkisi diyelim. Bugün de devrede. Her ne kadar Ay'ın bu gezegenlere sert açıları olsa da genellikle daha olumlu yansıyacaktır. Çok fazla bizi etkilemeyebilir. Ama biz yine de dikkatli olmalıyız. Bu arada Mars'ımız retro yapmaya bugün başlıyor ve 14 Kasım'a kadar Mars'ımız burada retro yapacak. Enerjisel olarak bazı tıkanıklıklar yaşayacağız. Engellerle karşılaşacağız. Mars'ın Koç burcundaki retrosu zordur. Çünkü Mars güçlü olduğu ve direkt en kolay, en rahat hareket ettiği bir yerleşimde ve orada o istediği aktivasyonu sağlayamayacağı için birazcık daha zorlayıcı geçecektir. Özellikle tarihsel olarak da zaten tarihte de araştırıldığında Koç burcu retroları daha ciddi konuları işaret etmiş. Özellikle işte savaşlarla ilgili, ekonomiyle ilgili, maddesel konularda daha fazla konuları işaret etmiş. İnsanların arasındaki tartışmalar, gerginlikler, önemli siyasi mesela karakterlerle ilgili konuları da vurgulamış. Bazı suikastler mesela meydana gelmiş. Özellikle askeriye, polis, bu alanda görev yapan kişilerle ilgili tarihte bu 1988 yılındaki Mars Koç retrosunda yaşanmış sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki de sıcak, ısıyla ilgili alev, ateşli silahlar, ateşli hastalıklar, güçlü, büyük ses getiren olay, konu, patlama gibi tatsız şeylere de işaret edebilir. Ama biz kendi hayatlarımızda ne kadar kontrollü ve farkında olursak, zihin, yani bizim zihnimiz bunların hepsini daha önce deneyimlediği için aslında bunları geri getirebilir ve buna önlem alabiliriz. Unutmayalım, biz çok güçlü varlıklarız. Allah bizi öyle donatmış ki bizim zihnimiz, beynimiz her şeyin üstesinden gelebilir. O yüzden çok aşırı da korkmamanızı tavsiye ediyorum. Ama bunlar bazılarını tabii fırsatlar da getirecek. Mars Koç burcunda retro videoda bunların hepsini anlatmıştım.
Tekrar söylüyorum ama tekrar söylemek istedim. Lütfen izleyin. Genel olarak böyle bir gün İkizler Burcu'nda olduğu için ay, şunu da eklemek istiyorum. Çok fazla konuşma, iletişim, eğitimle ilgili konular, eğitim, öğrenim, seyahatler, hava yolları, aslında hava ile ilgili, hani hava koşullarıyla da ilgili bazı değişimler olacaktır ve bazı mahkemeler, böyle süren, toplumu ilgilendiren davalarla ilgili bazı konuların gelişip bize ulaşacağını söyleyebilirim. Genel olarak böyle bir gün geçireceğiz sevgili arkadaşlar. Yakın çevremizle daha çok iletişim içinde olacağız. Onu da hatırlatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.